Hazreti Süleyman selamullahi aleyh biliyorsunuz hayvanlarla konuşabiliyor. Bizim inancımıza göre bu çok basit bir şeydir. Hatta günümüz bilim insanları hayvanların dilini çözümlemeye çokça yaklaşmışlar diyebiliriz. Onlar üzerinde incelemeler yapıyorlar. Lakin bu Allah için, Allah Resulü için çok basit bir şeydir. Hazreti Süleyman'a bu hikmeti vermiş. Ashabından bir tanesi gelir Hazreti Süleyman'a der ki ya Süleyman senden bir ricam var. Bir isteğim var. Allah rızası için bana bir tane hayvanın dilini öğret. Ne konuştuklarını öğrenmek istiyorum. Hazreti Süleyman der ki sen buna tahammül edemezsin. Adam gülüyor. Ne var ki ya? Yani hayvanlar konuşacaklar. Ben de onları dinleyeceğim. Onların ne söylediklerini anlayacağım. Hatta belki onlar için daha faydalı olacağım değil mi? Mesela herhangi bir hayvanın ne istediğini öğrendiğinde, konuştuğunu öğrendiğinde belki ona daha çok faydalı olacağım. Der ki Süleyman Peygamber, der ki hayır. Onların ne konuştuklarını anlarsan eğer sen buna tahammül edemezsin ve hatta imanın dahi gider. Yahu der Hazreti Süleyman'a, merak etme ben buna kefilim. Senden ricam Allah'tan iste benim adıma bana sadece bir hayvanın dilini öğretsin. Der ki Peygamber Hazreti Süleyman sallallahu aleyhi hangi hayvanın dilini öğrenmek istiyorsun? Tam düşünür. Der ki kedi kedi. Kedilerin dilini öğrenmek istiyorum. Kediler ne konuşuyorlar onları anlamak istiyorum. Kedi de besliyor. Etrafımızda biliyorsunuz günümüzde kedi köpek besleyen birçok hayvan besleyen insanlarımız var. Kedinin dilini öğrenmek istiyorum der. Peki der Hazreti Süleyman. Ama diyor bunun mesuliyetini ben alıyorum. Kim alır sen alıyorsun. Kedilerin dilini öğrenir. Adam mutlu bir şekilde evine döner. Kapısının kenarında oturur. Pencerenin dış tarafında beslediği kedilerden bir tanesi var. Komşu evin kedisi kendi kedisinin yanına gelir. Sohbet etmeye başlarlar. Adam da artık kedi dilini anlıyor ya. Komşu kedi der ki ben çok açım. Sende yiyecek var mı der. Kendi kedisi ona der ki merak etme der. Yarın bol bol yemek yiyeceğiz. Der ki niye? Kendisine der ki bizim ev sahibinin horozu çok hasta. Yarın ölecek. Biz de onun etinden bol bol seninle beraber yeriz. Adam bunu duyunca iyice sinirlenir. Kendi beslediği horozu ölecek ve kendilere ne olacak? Yemek olacak. Hemen horozu alır, götürür çarşıda satar. Parasını ne yapar? Cebine kalır, cebine katar. Ve geriye döner evine. Bu sefer ertesi gün komşu kedi gene gelir. Ya der, açlıktan ben çok perişan bir hale düştüm. Hani horoz ölecekti, biz onu yiyecektik. Der ki hiç merak etme, bizim ev sahibi horozu aldı sattı. Ama hiç merak etme, koyunu çok hasta, koyun yarın ölecek. Biz de yarın o koyunun etinden seninle bol bol yeriz der. Bu sefer bunu duyan ev sahibi daha da hiddetlenir. Hemen koyunu alır aşağıya pazara gider, pazarda koyununu ne yapar? Satar, parasını cebine koyar. Geri döner evine, ertesi gün olunca kediler muhabbet ediyor. Öteki kediler der ki benim midem artık kemiklerime ulaştı, ölmek üzereyim. Öteki kedi der ki hiç merak etme. Yarın bizim ev sahibimiz ölecek. Onun ruhuna verilecek yemekten bol bol biz ne yaparız yiyeriz. Bu adam iyice sinirlenir. Nereye gider? Hazreti Süleyman'ın yanına. Der ki ey Süleyman durum bu. Yaşanan bu. Der ki ey adam ben sana demedim ki sen demedin mi hayvanların dilini anlamaya? Sen muktedir değilsin. Yüce Allah senin üzerinden ölümü ve belayı o horozu alarak def edecekti. O horoz öldüğünde senin için bu ne olacaktı? Bir kefare olacaktı. Sen ne yaptın? Horozu sattın. Daha sonra o koyunu senin elinden alarak sana ömrüne ömür verecekti. Ömrüne bereket verecekti. Sen ne yaptın o koyunu? O koyunu da elinden çıkarttın. Artık Yüce Allah'ın senden alacağı hiçbir şey kalmadı. Bakın etrafımızda birçok olay yaşanıyor. Bizler yaşarken bizim elimizden birçok şey alınıyor. Belki bizim evimiz alınıyor, arabamız alınıyor, dükkanımız alınıyor. Lakin emin olun bizim elimizden alınan herhangi bir şey varsa dahi yüksek ihtimalle biz doğru bir çıkarım yaparsak yine bizim hayrımıza olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir ve Yüce Allah bizleri Allah'a mutlak şekilde tevekkül eyleyen kullarından eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Muhammed ve aleyhi ve sellem.